Selam arkadaşlar, ben Mert. Noobcraft'ım. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben de Netherite arıyordum. Son bir stack client'im falan kalmış. Onları dedim videoda göreyim diye. Başlamak istedim. Valla bölüm arasında falan ben çalıştım baya. TNT yağması falan yaptım. Birkaç farm yaptım. Şu elimdeki son TNT'leri de ben harcayayım. Şurada bir alan açayım. TNT'leri falan döşeyim. Ne kadar Netherite çıkacak buradan da. Valla bu Netherite oranı azalmış gibi geldi bana ama. Dedememle çıktı bir tane burada. Şunları alalım. Ya Ali filan videosunu çekti gerçi ama Netherite filan ararken en verimli yöntem şey oluyor ya. Önce böyle şerit madenciliği yapacaksınız. Ondan sonra mob farmınız filan varsa bir TNT ile filan. Bunları tekrar patlatırsınız, bayağı şey kasarsınız. Netherite filan. Kasmak isteyen varsa. Ya ben setim filan yaptım, 7x set de yaptım ama bir an biraz daha dedim fazla olsun, kullanırım belki, lazım olur. Araç gereci filan dönüştürmedim daha. Bu kadar mesafe yeterli olur ya herhalde. Bir döşemeye başlayalım şöyle. Ya ortalama 2 blok boşluk bırakırsınız daha rahat olur. Ben böyle rastgele geliyorum ama. Şurası fazla oldu. 1-2. Ya ortalama 1-2 civarı yapın. Yani 3 yapmayın. 3'te bazen patlamıyor çünkü sıçramıyor. O yüzden 1-2 civarı yapmanız yeterli olur TNT'ler için. Ya sizde olan TNT'ye de bağlı gerçi ama. Mob farm falan yaparsınız. Rahatça kasarsınız TNT'leri son değil. Kum zaten bol çöllerden. Onları kasarsanız. Hop, bu arada iksirimiz bitmiş. İksirimizi de indirelim. Şöyle ben çok oldu oraya ama. Böyle çekeyim ben. Tek şeyim lav çıkmaması ya. Lav uğraştırıyor. Hop, patlatıp kaçalım. Alevli okum yok ama. Şimdi etrafa bakmayacağım. Şu lavları falan kapatayım. Hop, buradan da bir Nether item'ımız çıktı. Tepelere bakmadım gerçi ama. Ben bununla sizi uğraştırmayayım. Ben bu TNT'lerin hepsini patlatana kadar gideyim. Sonra çıkan şeyi gösteririm size. İyi, bu patlamadan da 8 tane daha çıkardık. Böyle toplam 8 tane ingot'um var. Hop, 48 tane de devrisimiz olmuş. Ben eve geçeyim be. Enti yağması falan yapmıştım bölüm arasında. 10 dakika nimetleri göstereyim. Hem de toplam kasten debrisleri göstereyim. Ne kadar çıktığını bile. Eve gidince tekrardan geleyim videoya. Eve gidene kadar bu arayı ben size bir troll izleteyim. Muhammed abi cadı farmında AFK'ydı. Dedik Murat'la bir küçük troll yapalım. Vallahi sanırım troll tam işlememiş ama istediğim gibi olmamış, çıkmış Muhammed abi. Siz de onu izleyin. Evde görüşürüz. Şimdi Murat, bu serinin ikinci troll olacak değil mi? İlkini sen evde yapmıştın. İyi. Evet, biraz öyle. Küçük şeyler yapıldı da. Büyük Bu olarak öyle biraz olacak. uğraştırsın Muhammed abi ya. Baktık itemlerini de koymuş buraya. Mert şey dedi. Kopviplerle bayağı bir vaktini harcayalım dedi böyle. Şey Baya yapsın dedi. güzel olacak Bayağı ya. uğraşsın dedi burada yani. Uğraştırsın. Önce şu Shulker'ı biz alalım da itelim Muhammed abi biraz. Yok, şey, şalkır dursun, sistem hazır olduğunda kırarız, or alt blokta kalır. Evet, daha Şimdi mantıklı olan. Yani. sistem çalıştığında şey düşmez yani, sıkıntı olmaz. Çünkü Aynen, düşerse uğraş. ölür. Bu Şimdi Ali'nin etrafın trollerinde ölmüştü zaten. etrafından bir şey kendi malzemesinden çalalım, ızık ışık taşı koyalım. Aynen. Rahat kral zaten. Direkt düşsün aşağı. Normalde o sistem koyacaktık da dedik uğraşmasın çok. Aynen. Direkt zaten tuzağa düşsün diye. Şimdi her bloğu yani herhangi bir bloğu kırdığında şey direkt tuzağa Altında bir piston takılmasını var. istiyoruz. O yüzden her bloğa bir tane de observer baktırıyoruz. Hangi bloğu kırarsa kırsın her türlü birinden sinyal çıkacağı için yakalanacak zaten. Bu ışık dışından sinyal alıyor değil mi şeyler? Alır alır. Outdoor'lar. Her şeyden alıyor. Şuradan redstone tozu ve şey alıyor. Cobweb'leri mi düşsem ben bir de aşağıdan? Olabilir. Hemen sistemi göstereyim olmalı da. Aynen Sistem daha kısa iyi zaten. olur. Şöyle tam blok olsun ki orada pistona sinyal gitsin. Şimdi bu şuralara da redstone tozu koyunca bu şuradaki iki tanesi bir bloğa veriyor zaten. Şuradaki iki tanesi de bir bloğa veriyor. Bunlar da hep birlikte pistona veriyor. Buradaki dörtlü tamam yani. Şu dörtlüyü de hemen halledelim. Bu da bu tarafa baksın. Bu da arkadan baksın.
Şöyle şöyle götürürsek O olacaktır. alta piston şey koyacağız değil mi? Torç. Pistonun açık olması lazım yani. Piston açık olması gerekmiyor. Direkt hop çekecek yani. O yüzden çalışmaması lazım yani. Dikkat etmemiz lazım. Sistem. Gerçi bir çalıştıralım. Altında blok var değil mi Muhammed abi? Bir Şimdi şalter var. var aynen. Aynen bak. Yani Camı biraz çekti. yavaş Biraz yap. zor belli oluyor ama. Sonra hemen koyuyor. Oraya da Blok. bir ışık taşı koyalım ya şuradan. Altına mı? Aynen belli olsun o pistonlarında da. Göstereyim ben Aynen. biraz. Hatta şu altındaki ışık taşını kıralım. Direkt pistonun önüne koy olmalı. Ama ben de öksende varsa koysana ya. Şey Evet. yapalım. Tamam. Bir kere çalıştıralım. Aynen. Oldu ama. Tamam. Altında duracak. Herhangi bir blok kırarsa şöyle. Evet tamamdır. Altındaki blok gidecek. Evet daha iyi aynen böyle. Ben böyle denememiştim de o yüzden olmadı sanırım. Yani. Önce pistonu açmıştım çeker diye sonra. Şimdi altındaki şeyi kıralım. Ama Şey şalkarını. En şalkırına son mu gitsin kırsak ya. ya? Ha, şalkarına gidecek mecbur. Açamaz zaten şalkarı içeride. Üstüne de blok falan atalım da çıkarsa yukarı. Şimdi Tamam biz. şalkırı kıralım. Tamam. Üstten de kırar diye üstte de bir tane sistemi kuralım. Aynen sinyali oradan da alalım daha rahat olur. Valla benim reston şeyim o kadar iyi değil ama. Benim de çok iyi değil ya öyle az buz. Okey. Onu bir deneyeyim ya ama o sistemi. Lan. Ha! Aa, unuttum ya. Dur Muhammed abi yukarıya çıkaralım. Çıkartalım abi ya. Oğlum hiç aklıma gelmedi ya direkt unuttum ben. Allah'tan emredi de. Abi iksiri falan basar da Yanına da konamadım ya. Kaybettim. pistonlarım nerede benim? Yok ben aldım piston ya. Ya deneyeceğiz Çalıştığını gördük ya en azından. dedik. İyi ölmedi ya şansımıza. Orayı biraz genişletelim. Oo, bu yarım saat sürer mi acaba ya? Haydi saat yani. Kenardan camı kıramaz değil mi? Yok kıramaz ya. Fark edilince resetleniyor ya. Gerçi kırar mı acaba? Neyse. İnşallah kalmaz. Neyse burada kalsın. Oldu ya tamamdır. Şuraya bir de not düşelim. O zaman Murat sağ olasın troll için ya. Muhammed abi uğraşsın biraz. Aynen burasının sonucunda belki videosunu alırsa sonucunda görürüz. Bakalım videosunu alırsa. Muhammed abi. O zaman videoyu devam edelim Güzel ya. oldu ya. Bunu bir yere, araya bir yere koyarım zaten. Görüşürüz. Babas. Ben eve geldim. Troll inşallah beğenmişsinizdir. Posta kutusunda 3 tane kitap vardı. Onlara da bir bakalım. Şöyle. Hiç okumayayım, göstereyim sadece. Bu Cevax'ın kemik dükkanı aynen. Basic 2 elmasmış. Bu kalsın burada. Ali Bey'in Blaze dükkanı var. Şöyle. 3 siteni bir elması satıyor. Bu da iyi gibi. Bayağı işimizi görür. Belki ileride ben de bir Blaze farm yaparım ama gene alışveriş yaparız öyle. Fazla abinin de cam dükkanı var. Fiyatını falan yazmamış ama pahalıya sattığını sanmıyorum. Gaz farmı için zaten fazla abiden alışveriş yaparız. Bayağı can gidecek gaz farmı için. Onun için yeterli malzemem yok. Onları oradan alırız. Şu kitapları da buraya koyayım. Yolda gelirken iki tane debris buldum da onun arkasına kalmış. Arkadaşları almamış. Dedim kalmasın orada onları da alayım ben. Bu ent yağması yaptığımı söylemiştim. Ent yağmasından bu kadar malzeme çıktı. Demir şeylerini almadım. Demir malzemeleri attım onları. 4 kanat yaklaşık 6,5 stack de şalkır kabuğu çıktı. Ya işimi gör bunlar. Büyük bir ihtimal yani sıfırlayacağız. O sıfırladıktan sonra tekrar bir tur yaparım. Onlar da seri sonuna kadar yeter zaten. Bu arada alt sırtlardır. 29 tane de elmas çıktı. Bunları alayım. Kendi sandığıma koyayım. TNT ile patlattığım şeylerden de 48 tane debris kastım. Toplam. İki de burada bulduk. 50 oldu. Bunlarla ne yaparım bilmiyorum ama kullanırız ya illa ki. Bir yerde lazım olur. Bu bölümde matma küf farmı ile pasif mob farmı yapacağız.
Passive Mob farmı bayağı kolay. Arkadaşlarım var zaten. Furkan'la Javax'ın var. Onlarınki looting'li. Ben looting'siz yapacağım düz. Ama isterseniz şeyde looting diye de çevirebileceğimiz bir sistem yapacağım. Matmuk farmı için lazım olanlar buz, ışık, cam. O kadar yani yeterli olur. İsterseniz cam koymayabilirsiniz de ben görüntüsünün de güzel olmasını istiyorum. O yüzden cam koyacağım. Bakalım ne kadar camım var. Bu kadar cam yeterli olacaktır umarım. Olmadı fazladan alır zaten. Dükkanı hazır var. Sorun olmaz. Magma farmında da gaz farmı yapacağım. Çekilişte bana çıkmış gaz farmı. Onun için magma blok top. Yaklaşık 3-4 şalkır şey lazım. Magma bloğu lazım. Ve baya bir cam lazım. O yüzden yapayım dedim. Hem kendi farmım olsun güzel olur. Bende yaklaşık 2 şalkır buz vardı sanırım. Yani normal buz değil de paketlenmiş buz 2 şalkır var. Ben bir 2 şalkır daha buz toplayayım. Ondan sonra magma farmında görüşürüz. Ben malzemeleri topladım. Magma küp farmını yapacağım yere geldim. Şu tepeye önce bir hiza belirledim. 31-31 camdan bir şey yaptım. 250-60 katmana koydum onu. 31-31 bir daire çıkardım. Arada 3 boşluk olacak şekilde 5 kat yapmayı düşünüyorum. Zaten camlarımız 256'da. AFK platformunu da yana bir yere yapmayı düşünüyorum. Magma küpler düşünce göreyim böyle dışarıdan. Buzlarımız buradaydı. Üstünde de var biraz. Şimdi tam orta kısım burası. Değil mi? Aynen. Şurası orta kısım. Şuradan aşağı iniyoruz. Tam ortası burası. Arada 3 boşluk var. Şu şeyde de göstereyim. 1, 2, 3. Hemen bir üste çıkayım. Tamamdır. Şöyle 15'e ayırdım. Her köşeye 15 tane gideceğim. Bu daireyi çıkardığım linki falan da aşağı bırakırım zaten. Oradan isterseniz siz de kendinize göre çıkarabilirsiniz. Ben bu ilk katı bitireyim. Geleyim sonra tekrardan. İlk katı bitirdim ben. Şu yan kısımlarına da glowstone attım. Bunlara gerek yok aslında ama. Ben yanlarına camla kapatmayı düşünüyorum. Dışarı hiç düşmesin, aşağı düşmesin diye. Aşağı düşerse mob gibi falan kapatır şimdi. Hem dedim böyle daha güzel durur diye. Bu siz yapacaksınız, bunları atmanıza gerek yok. 31-31 bir daire çıkarmanız yeterli. Orta kısmı burası. Buraya Iron Golem gelecek. Şimdi ben 5 katın hepsini bitireyim. Replay'de izleteyim size onu. Sonra tekrardan geleyim videoya. O zaman size iyi seyirler. Ben 5 katın hepsini bitirdim. Maşallah temiz doğuyorlar. Eve gittim malzeme falan da aldım ama demir golemleri de koymam lazımdı. Şimdi bunlar bana bayağı sıkıntı çıkaracak ama nasıl koyacağım bilmiyorum. Bir en üst kata çıkalım diyeceğim de. Bunlar çok ya.
Keşke önce golemleri mi koysaydım acaba? Bu oyunda da başka kimse yok. Biri Nether'e geçse rahatlatırdı bayağı ama. Normal Steiner'ın veletleri bulmuyor da bu magmaların her şeyi vuruyor ya. Yukarıda da ses var ama inşallah video gelmiyordur ya. Bu saatte tadilat yapıyorlar ama bilemedim artık. Hop şunu da aşağı atalım. Tamamdır. Tam şu ortaya ışık taşı koydum. Her kata bir golem koymayı düşünüyorum. Gerçi şu hizaya değil de. Şuradan hiza alarak kıralım bir. Tam şuraya. 4 oldu. 2, 4, 2, 4, 2, 4. Şimdi bu kareleri birleştirelim. Şuradan şey yaparsak. Bunu başta söylemedim ama isterseniz böyle hiza alıp başta, ondan sonra da daireye çekebilirsiniz. Gerçi öyle daha rahat olur. Şimdi bu üçlüler bayağı zıplıyor ya. Üç blok da zıplıyor ama. İnşallah engellemezler beni. Sahurda biri olsaydı. Ya bayağı zıplıyor ya. Baksana şuna. Şöyle şöyle de aşağı. Hemen bir alt kata gelip şuranın da. Ben böyle böyle bütün kaltların hizasını da belirleyeyim. Şimdi videoda uğraştırmayayım sizi. Hemen bütün hizaları yapıp geleyim tekrardan. Valla ilk golemimizi koyduk ama ben bütün golemleri koymaya çalışayım tekrardan geleyim videoya. Bu uğraştıracak gibi zaten biraz. Şunu da bitirip geleyim ben hemen. Golemleri kolay koymanın yolunu buldum gibi. Şu arası tam 3 blok olduğu için sıkışıyorlar orada. Şu alt kısma bir blok koyduktan sonra çitlerle çevireceğiz. Geçebilirsem tabii. Şu alt kısmı böyle çitler çevirdikten sonra golemi koyuyoruz. Bir yandan gelmemiz gerekiyormuş. Sonra şuraya da pumpkin'i koyduğum zaman bu arada sıkışmıyor yarım blokta. Şöyle rahatça koyabilirsiniz. Hop şurası açık olacaktı. Şöyle. Bütün golemleri bitirdim ya. Şimdi şu hizadan yaklaşık 15 blok aşağı ineceğim. Camlarla çevireceğim etrafını yanlara kaçmasın diye. 220'ye indim. Yeterli olacaktır. Şu alt kısımlarına ruh kumu koymam gerekiyordu ama şuraya bir platform çıkarayım da. Tamam şu alan düştükleri alan olacak ama bunlar bize rahat vermeyecek ya. Farmımız neredeyse bitti. Ben bu etrafını cam falan kaplayayım. Şu hazneyi yapayım. Farmı bitirdikten sonra geleyim tekrar. Ben farmı komple bitirdim. Depolama kısmını falan da yaptım. Orası bayağı uğraştırdı beni. Tam gece bitirdiğim için dedim sabaha kadar AFK bırakayım dedim. Yaklaşık 10-11 saatte falan AFK'yım. Çıkan malzemeyi falan göstereyim size. Şurada şöyle küçük bir AFK platformu yaptım. Buraya büyük bir ihtimalle camlardan bir magma slime şey yaparım. Piksel artı yaparım. Orada dururum. Hemen bir aşağı inip göstereyim. Biraz fazla olduğu için bilgisayarım zorluyor burası. Şu sandıklar full. Şurası full, şurası full. Burası da full. Burası da buraya kadar dolmuş. Ben yaklaşık bir 4 stack falan blok yaptım. Sonra dedim videoda gireyim, hepsini videoda yaparım diye. Yaklaşık 10 saatte falan bu kadar verim alıyorum. Bunlar büyük bir ihtimal bana fazlasıyla yetecek gaz farm için. Kendimde de vardı 1,5 stack falan. Şu an 6. bölümü çekiyor olmam lazım. 7 ya da 8. bölümde büyük bir ihtimal gaz farmı da gelir. Onu da yaparız. Orada kullanacağız zaten. Bayağı anlatırım orada da. Ben bunları bir craftlayayım. Tekrardan geleyim. Neredeyse hepsini craftladım. Bir shulker burada var. İki çift sandık da burada craftladım. Magma creamlerin bazıları kaldı burada. Bunlar da dedim lazım olur diye kalsın burada dedim. Zaten magma bloklar bana fazlasıyla yetecek. Onlar dedim kalsın. Belki iksir falan yaparsak. Onun için de fazla ama. Dönüştürdüler. Şimdilik dedim sandıklar burada kalsın. Bunlar diğer bölümün malzemeleri. Bunları bir koyayım buraya. Şimdi dediğim gibi pasif mob farmı da yapacaktım. Oraya da gideyim ben bir. Pasif mob farmına gidecektik ama size dükkan alanına getirdim. Video biraz uzun oldu. Çıkışını falan da diğer farmda almıştım. O yüzden alamadım. Dedim dükkan alanına gezeyim ve çıkışı alayım dedim. O yüzden girdim videoya tekrardan. Şimdi dükkanımıza gelelim. Çok göstermeyin etrafı. Spoilerlar var. Aa, dükkanımıza satışlar olmuş. Şunu diamondlarımızı alalım bir.
Jungle gitmiş baya. Sonra bunu da gitmiş. Akasya. Şöyle alsak daha iyi olacak ya. Jungle'ın stoklarını şimdi ben diğer dükkanlara da gideyim be. Şimdi etrafta spoiler var, onları göstermeden diğer dükkanların önüne gideyim ben. Şurada Muhammed abinin mob dükkanı var. Şimdi sağda bir spoiler, onu göstermeyeyim. Bir içeri girip göstereyim hemen. Alışveriş yapar mıyız bilmiyorum ama ihtiyacım olan bir şey yok şu anlık. Şurada ipler var. 6 stek bir elmas demiş. 3'e 1. Bu da 3'e 1. Aynen. Fiyatları iyi gibi. Dükkan da güzel. Dışarıdan bayağı güzel olmuş dükkan. Dükkanı tam gösteremiyorum ama böyle bir dükkan olmuş. Ya da bir göstermeyi deneyeyim ya. Yemedi ya. Etraftaki spoilerlar gözüküyor. Bir Ale'nin Blaze dükkanına da gidelim. Bu malzemeleri kalmış. İçeride at var bir tane. Unlock Queen'le. Oo. Bayağı satış olmuş da ben de Blaze çubuğu vardı ya bayağı. Lazım değil şu an. Bir dükkana göz atalım ya. Dükkan güzel, sade. Sarı sarı güzel olmuş. Bir de Furkan Noob Coin sistemi yapmıştı. Oraya da gidelim de. ATM'miz de burada. Tam nasıl çalışıyordu bilmiyorum ama. Bir 5 tanesini fark ediyor mu acaba ya? Bir şunun içine 5 tane elmas atayım. Buradan mı gelecek? Yok. Ha, alttan geliyor. İyi, 5 tane Noob Coin'imiz oldu. Şimdi yere koymayalım. İsmi falan silinmesin. Passive Mob Farm'ın videosu da hazır. Onu da çektim. Her şeyini falan bitti. Sıkıntısız çalışıyor falan. Buraya ekleseydim bayağı uzun olacaktı video. Onu da büyük bir ihtimal 2-3 güne atarım. Neyse, bu videoluk benden bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.